Kanal Çare'den herkese merhabalar. Değerli izleyiciler, Almanya'da Eylül ayında birçok değişiklik hayatımıza girecek başlıklar halinde size olacak değişiklikleri aktaracağız. İlk olarak enerji ödemeleri nihayet Eylül ayında gerçekleştirilecek. Eylül ayında vatandaşları yüksek enerji maliyetlerinden kurtarmak için gelir ödemesi gereken her çalışana bir defaya mahsus 300 euro ödeme yapılacak. Yani maaşlı çalışanlara ödeme yapılacak. Bu daha önceki aylarda duyurduğumuz bir haber. Nihayet Eylül ayında ödemelerin yapılacağı kesinleşti. Enerji tasarrufu önlemleri ön plana çıkacak Eylül ayında. Sonbahar ve kış aylarında daha fazla enerji tasarrufu yapmak gerekecek. Bunun için önlemler Eylül ayında başlayacak. Federal hükümete göre e, kamu binalarının genellikle sadece en fazla 19 dereceye kadar ısıtılabileceği e, konuşuluyor. Koridor, fuaye ve teknik odalar gibi geçiş alanları mümkünse hiç ısıtılmayacak. Ayrıca kamu güvenliği izinleri şartıyla anıtlar artık geceleri aydınlatılmayacak. Vitrinler ve reklam panolarına 22 ile 6 saatleri arasında elektrik verilmeyecek. Bir diğer önlemse özel havuzların artık elektrik ve gazla ısıtılmayacak olması. Almanya ciddi anlamda kışa hazırlanıyor değerli izleyiciler. Doğal gaz krizi bu kış Almanya'yı kötü etkileyecek. Enfeksiyondan koruma yasası yeniden yürürlüğe girecek. Mart 2022'deki koruyucu önlemler Eylül ayında sona eriyor. Soğuk mevsimin başlamasıyla birlikte korona sayılarında artış beklendiği için koruyucu önlemlerde artırılacak. Maske kullanımının ve daha sık testlerin yeniden insanların günlük hayatlarının bir parçası olacağı anlamına geliyor. 2G, 3G gibi kurallar tekrar hayatımıza girecek. Daha önceki yayınlarımızda aktarmıştık korona kısıtlamaları gündeme gelecek. Ancak e, tam kapanma ve okulların kapatılması düşünülmüyor Almanya'daki korona e, önlemlerinde. Hemşireler için daha yüksek ücretler ödenecek. Hemşire ve bakıcıların maaşları Eylül ayından itibaren tekrar artırılacak. E, eğitim almayan hemşireler saat başına 12 euro yerine 13,70 euro, Bir veya 2 yıllık eğitim alan hemşireler 12,50 euro yerine 14,60 Euro ve uzmanlar için 15 Euro'dan 17,10 Euro'ya yükseltilecek. Ee, yine içeceklerde artışlar gerçekleşecek. 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren 9 Euro'luk biletler artık olmayacak. Ülke çapında yapılan düzenleme 31 Ağustos itibariyle sona erecek. E-reçete uygulaması Eylül ayında yaygınlaştırılacak. Doktorlar tarafından yazılan reçetelerin fişleri E-reçete ile değiştirilecek. Bunu yapmak için Almanya'daki eczanelerin 1 Eylül 2022'ye kadar uygun şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Artık e-reçete yazılacak. E-reçete olmayan durumlarda yaşlılar için de yine kağıtlar üzerine reçete numarası yazılacak. Ve bu şekilde de eczaneden ilaç alınabilecek. Kısa çalışma ödeneği konusunda da bir gelişme olacak Eylül ayında. Federal İş Kurumu'na göre bir şirket çalışanların en az %10'u iş kaybından etkileniyorsa 30 Eylül 2022'ye kadar kısa çalışma kaydı yaptırabilecek Eylül ayındaki değişiklikler kısaca bu şekilde.